Seni çok iyi biliyorum. Millet hak ediyor. Hiçbir şey söylememize gerek yok vallahi. Daha sorum sormadım. Eviniz kira mı kendiniz mi? Yok canım, kira değil benim evim. Kendinize. Yok. Ekonomi abi, uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Kim vallahi bilmiyor. Millet ben, bana göre, ben yine sana bir şeyler söylemiştim bir ara. Evet. Bana göre hava hoş. Yani yani millet halini düşünsün. Muhalefetin suçu olabilir mi hiç? Yani muhalefet, muhalefet bak sen Malatyalısın, ben seni çok iyi biliyorum, ben Ağrılıyım. Evet. Muhalefet gitti, MHP'lilerle işbirliği yapınca halk oy vermiyor. Kemal Kılıçdaroğlu gidiyor, İlhan Cihaner'i Yaka Paşa Cumhuriyet Başsavcısıyken hapse attıran Sadullah Ergin'i getiriyor. Ankara'da 4. sıra milletvekili adayı yapıyor. Ondan sonra da İlhan Cihaner'e de diyor sen de gel Sadullah Ergin'e oy ver. Ben olsam ben oy verir miyim? Beni Yaka Paşa hapse atan adamı ben oy mu veririm yani? Gayet net. Tabii canım, yani bununla bir cim yok. Bunlar hak ediyor, onun için Tayyip'te yıllarca... Neye layıksanız onunla yönetirsiniz. Aynen öyle, aynen öyle. Peki efendim, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kimdir? Hazreti Ali'dir, kimdir? Kerbela deyince aklımıza ne geliyor efendim? Hüseyin aklıma geliyor, 70 tane insanın katli aklıma geliyor, Yezid aklıma geliyor, Muaviye geliyor, Ebu Süfyan geliyor. Daha da söyleyeyim, Hindo geliyor, Hamza'yı öldüren Hindo Cahş geliyor, bilmem kim geliyor, ben hepsini söyleyeyim sana. Abi büyük şehirde reyimizi kime kullanacağız? He? Belli değil. Kararsızım ben şimdi. Ben şimdi kararsızım yani, belli değil. Bakayım durumlar netleşsin ondan sonra. Abi, öyle şey yok. Ağrımıza ve Malatya'mıza selam. Öyle abi. Öyle ucuz ucuz şey yok yani. Ben oy vereceğim. Ben geçen dönem bir oyumu kullanmak için abimin cenazesini yerde bıraktım, geldim İmamoğlu'na oy verdim. Bir tane bir gün bir Kürt'e, bir Ağrılı'ya teşekkür eden